Hoş geldin Bülent. Merhaba Sinan. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Sana su böreği sipariş ettik. Bize güzel analizler yapman için. Çok naziksiniz. Acayip de kokuyor. Konsantrasyonumu toplamakta biraz zorlanıyorum ama <laughs> e, son derece güzel. Gene harika bir tercih. E, bu arada duyurumuzu da yapalım. Yemek sepetinin uygulaması ve internet sitesi yenilendi. Siz de binlerce restorandaki farklı indirimlerden yararlanmak istiyorsanız yemek sepeti uygulamasını indirebilirsiniz. Peki kimi konuşuyoruz bugün? Bugün Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Emrecan Uzman'ı konuşuyoruz. İstanbul Spor'la Süper Lig'e yükselen genç bir stoperi konuşacağız. Kimdir Emrecan? Biraz daha derine inip anlatabiliriz. Tabii Emrecan Uzunan 21 Şubat 2001 İstanbul doğumlu işte bazı kaynaklara göre 1.88 bazılarına göre 1.89 metre boyunda bir solak stoper. Aslında Galatasaray altyapısında futbola başlamış ama kendisinin Galatasaray altyapısındaki zamanına dair çok fazla bilgiye edinemedim. Yani sen de bu bilgi için başvurduğum kaynaklardan biriydin ama zaten 13 yaşında Galatasaray altyapısından İstanbulspor Spor altyapısına geçiyor. O yüzden aslında çok da kısa bir Galatasaray geçmişi var. 13 yaşından beri İstanbulspor'da ve 3 sezondan beri A takım kadrosunda. Fakat geride kalan 3 sezondan sadece 21-22 sezonunda düzenli form şansı buldu. İlk iki sezon sadece birer ikişer maç oynadı. Fakat geçen sezon İstanbulspor'un Spor'un Bandırma Spor'u Süper Lig'e çıkmasındaki süreçte devamlı bir 11 oyuncusuydu. Sezon ortasında sakatlanmasaydı büyük ihtimalle 2-3 bin dakikaları görerek dolu dolu bir sezon geride bırakmış olacaktı ama sezonun ortasında bir 10-15 maç kaçırdı. Fakat sakatlığından fazla bir şey kaybetmeden ve çabuk toparlanarak geri dönmesi olumlu bir not olarak bir yere yazılmalı. Ve İstanbulspor'da hani geride kalan sezonda gösterdiği hani performansın tavanına ve tabanına baktığın zaman hani tavanındaki şeylerin devam et ...ihtimalinin daha yüksek olduğunu, performansının dip yaptığı veya çok böyle göze batan e, özelliklerinin biraz daha zamanla... ...özellikle de büyüdükçe ve daha iyi oyuncularla, daha iyi antrenörlerle çalıştıkça törpülenebilecek şeyler olduğunu hissettim ben. Sanki olumlu sinyaller biraz daha geçerli gibi geldi. O, o bakımdan ben geleceğine dair ümit beslenmesi makul bir oyuncu olarak da görüyorum Emre O zaman canım. pozitif gidelim. Gidelim. Bize artılarından bahset. Yani Emre Can'ı izlediğim zaman en e, çarpıcı artısı olarak sezilerini ve yaptığı kritik müdahaleleri söyleyebilirim. Ve bunların çoğunu bir takım arkadaşının yaptığı ciddi bir hatadan sonra yaptığı pek çok maç var. Bandırma spor maçında zaten finalde buna net örnekler var. Erzurum sporla oynadıkları playoff serisinin iki ayağında da mesela buna çok net örnekler var. Özellikle İstanbul spor hücumda top kaybı yaptıktan sonra merkez orta sahasında biraz geçirgen olması sebebiyle çok rahat kontratak atak yiyebilen bir takım. Emre Can'ın bunlarda geniş alanda 2-3 tane rakibin arasında doğru pozisyonda kalması gereken böyle savunma sekansları falan var ve bunları gayet başarılı bir şekilde yapmış. Savunmacılığına dair herhalde en öne çıkan özellik bu. Şut kesen hareketler ya da şut pasını kesen hareketler gibi böyle kritik son an müdahalelerinde oldukça güvenilir bir oyuncuya benziyor. Sadece bir sezonluk bir tecrübesi olmasına rağmen. Onun dışında pasa yatkınlığı bence hiç fena değil. Yani bu programda konuştuğumuz ve hani bu özellikleriyle öne çıkan bir diğer stoper Abdülkerim'le mesela kıyasladığımız zaman bu iki oyuncu birbirine bu bakımdan benziyorlar. İkisi de bunu çok sık deniyorlar. Tabii Abdülkerim yılların verdiği gelişimle bunu artık çok elit bir düzeyde yapıyor Türkiye için. Ama Emre da hiç fena değil. Mesela bu konuda bana biraz Serdar Saatçı'yı hatırlattı. Hatta Serdar Saatçı'nın geride kalan sezondaki ilk yarıda Kayserispor'la alan maçını hatırlayanlar... ...şöyle anları çok hatırlarlar. Serdar Saatçi... ...özellikle böyle Can bozlan koşullarına falan... ...çok fazla pas atmak istedi o maçta. Ama tekniği vizyonuna denk gelmediği için... ...o pasların çoğunu geçirememişti. Emrecan en az Serdar kadar o pasları... ...o boşlukları tespit etmeye meyilli bir oyuncu. Ama onları aynı zamanda tamamlamaya da... ...Serdar'dan daha yatkın gibi geldi bana. Temiz bir ayağı var yani. Hem uzun pas... Hem dikine yerden, işte savunma hatlarını etkisiz bırakan, savunma hatları düşüren yerden dikine paslardı. Ben e, gayet etkili olduğunu gördüm. Hatta mesela Bandırma Spor'a oynadıkları finalde maçın ilk etkili İstanbulspor hücumu Emrecan'ın tam olarak böyle merkezden dikine attığı bir pasın başarılı olmasıyla gelmişti 13. 14. dakika civarı. Bunlar İstanbulspor'un hücum çıkışlarında bayağı önemli yer teşkil ediyor çünkü her maç defalarca görüyorum. Bir de bir tane pozisyon var ki çok spesifik olarak bunu paylaşmak istedim. Kocaeli ile oynadıkları maç 2021'in Ekim'inde bir pozisyon var. Geriden oyun kuruyor İstanbulspor. Orada pek çok stoper Emrecan'ın yerinde olan kendini diğer stoperin yanına atar, geriye doğru atar ama Emrecan orada çok doğru bir yerde duruyor o pasa bir pas almak için çizgiden ve o pozisyonun doğru olduğunu için oradaki doğru olan şey hareket etmemek. Ve hareket etmemeyi yaparak doğru pas istasyonu konumunu kaybetmeden pası alıyor ve oyun kuruyor. Türkiye'deki stoperlerin çoğunda gördüğüm ezbere bazı hareketleri Emrecan'da görmüyorum. Bu da çok sevindirici bir şey. Mesela pek çok stoperin sıkışınca sağındaki stopere ya da kaleciye verdiği durumlarda Emrecan dikine bir pas tespit etmiş oluyor. Tek topa da yatkın olduğu için onları verebiliyor. Bunlar önemli bence bu yaşta ve sadece bir sezonluk tecrübeyle. Top sürme becerisi de gene Abdülkerim profiline yakın. Onu andıran, önünde boşluk gördü mü, onu hemen kullanmak isteyen bir oyuncu gördüm onu izlediğim zaman. Gene pek çok maçta buna örnekler var. Bunlar Emrecan'ın bence en öne çıkan e, olumlu özellikleri olarak sıralanabilir. E, eksilerine geçecek olursak, kendisini izleyen birkaç insanla da konuştum. En belirgin eksiği olarak atletizmini söylemek lazım. Yani ne çok çabuk bir oyuncu, ne çok güçlü bir oyuncu, ne çok yükseklere sıçrayabilen, ne de çok yüksek bir son süreti olan bir oyuncu. Hatta bütün bu özellikleri bence Emrecan'ın savunmada yapabildiklerini biraz daha etkileyici kılıyor. Neden? E, Hatırlarsan mesela Bertrand Traore için ve Mert Müldür için savunma pozisyonu almakta çok iyi değiller ama Atletizmleri onların imladına yetişebiliyor zaman zaman demiştim. Emrecan'ın böyle bir kozu yok. O yüzden Emrecan çok küçük yaştan bu seviyelerde barınabilmek hatta başarılı olmak için İyi pozisyon almayı bir şekilde öğrenmiş olmalı izlenimle edindim ki... ...yaptığı başarılı savunma hamlelerinin çoğu atletizm sayesinde değil. Bilakis iş atletizme varınca mesela diğer stoperin kademesine girecek. Çizgiye açılacak bir an önce. onlarda da eksik kalıyor. Mesela Bursaspor'da Spor'da Akvalas'ta ya da işte Bandırma ile finalde oynadıkları maçta... ...Kenny gibi fizikli ve deparlı oyunculara karşı çok kolay karşılık veremiyor. Omuz omuzaya girdiği zaman tedirginlik yaşatıyor. Bunlar önemli eksikler ama bir nebze gidirilebilir bana kalırsa. Özellikle başında Valerian İsmail gibi bir hocanın bulunduğu bir takımda bunlara mutlaka özel ilgi gösterilecektir diye düşünüyorum. Ve hani onu izlerken mesela kademelere yetişme hızını izlerken gene Abdülkerim'in bir pozisyonu aklıma geldi. Galatasaray'la içeride oynadıkları maçta Halil karşı karşıya kalmıştı. Abdülkerim tersten yetişip Halil'i acele ve şuta zorlamıştı ya. Mesela Emrecan onu Abdülkerim kadar iyi yapamayabilir. İlk başta en azından. Şu anda önemli bir eksiği olarak o gözüküyor. Atletizm eksiğinden bahsettin. Hı hı. Pozisyon alması sayesinde kapatmaya çalışıyor dedin. Başka hangi eksiklerinden bahsedebiliriz? Bir de hamlelerindeki zamanlamalar beni çok ikna etmedi. Hem havadan hem yerden hamleli bir oyuncu. Hatta ilk hamlesine biraz fazla kendini adayan. Eğer o ilk hamle başarısız olursa ikinci, üçüncü hamleyi yapma şansı pek olmayan bir oyuncu ve bunlarda biraz fazla başarısız olduğu için kendini ve bazen takım arkadaşlarını zor duruma sokabiliyor. Aslında 189'luk bir oyuncu olduğu için hava toplarında biraz daha dominant olmasını bekliyordum ben. Ama biraz dalgalı performanslar gördüm. Mesela Bandırma ile oynadıkları final maçında fena değildi. Ama sezonun özellikle başındaki daha başındaki maçlarda biraz soru işareti yaratabileceğini, gö e, yaratabileceğini gördüm hava toplarında. Bunun aynısı yerden yaptığı müdahaleler için de geçerli. Mesela Erzurumla oynadıkları maçta Mobikofa'ya karşı mesela bunu deniyor yerden bir kayarak topu almayı deniyor ama öyle böyle ıskalamıyor ve Devamında Erzurumspor çok net bir e, hücum geliştiriyor. Hani bunun havadan ve yerden pek çok örneği var. Ama bence burada belirgin olan hadisi, e, hani hamle zamanlaması, hamlelerdeki güç falan bunlar zamanla gelişebilir ama asıl kritik olan gelişme bence yani bir hamle sonrasını düşünmek, onu planlayarak pozisyon almak, onu planlayarak belki hamle yapmamak gibi bunlar çünkü oyuncunun ardışık hareket becerisini etkiliyor. Yani bir hamleyi yaptın. Ikincisini de doğru yapabiliyor musun? mesela topu kazandın veya çaldın ama onu takımında tutabildin mi falan gibi. Bunlar da biraz kendisini geliştirmesi lazım ama bence Romain Sayis'in bulunduğu bir takıma geliyor olması özellikle bu gelişim paketi açısından Emrecan Uzunan için büyük bir şans çünkü Sayis videosunda da bahsetmiştik. Oyuncunun belki de en önemli özelliği bir hamle yaptıktan sonra kendine her zaman ikinci, üçüncü hamle yapabilecek imkanı sağlayabiliyor olması, onu o farkındalığı gösteriyor olması. Eminim Sayis'ten pek çok şey öğrenebilir bu konuda. Ben de çok endişeli olmadım anlattıklarından dolayı çünkü zamanlamayı geliştirmek zaten biraz fazla maça çıkmak ve tecrübeyle artabilecek Doğru. bir özellik. Daha henüz yarım sezon üst seviyede oynamış bir oyuncu için e, bu tip hatalar çok anormal gelmedi bana ve dediğin gibi Sayıs gibi bir, bir tecrübenin yanında oynayacak olması da onun için büyük bir şans gözüküyor. Sayisle uyumundan bahsetmişken Beşiktaş'ta nasıl olur hı hı. genel bir üçlü savunmada nasıl olur hı hı. E, genel bir Beşiktaş değerlendirmesi yapabilir misin? Beşiktaş'ta Emre Can'dan neler bekleyeceğimizi düşünürken tabii önemli bir parça da Beşiktaş'ta İstanbulspor'un kıyaslaması özellikle Emre Can'ın etrafındaki oyuncular ve onların profilleri bakımından mesela İstanbulspor yani pek çok istatistik kaynağına göre ligin işte agresif baskı metriklerinde iyi bir takım rakiplerine mümkün mertebe erken Basmak isteyen, topu çabuk geri kazanmak isteyen bir takım. Fakat İstanbul Sporu mesela bu metriklere yansıyan e, savunma anlayışına rağmen orta sahadaki oyuncular, özellikle de işte Eslem Öztürk gibi, Ferhat Yazgan gibi oyuncular o topu çok çabuk geri kazanmaya yatkın değiller. Onu geçtim. Çok pozisyon bilgisi de olan oyuncular değiller. Hatta şöyle bir e, dezavantajı da olmuş Emre Can'ın. Geride kalan sezonda önünde oynayan o 3 orta savuncusundan sadece Melih Kabasakal sabit kalmış. Geri kalanlar sık rotasyona uğramışlar. Ve bunların hiçbiri dediğim gibi çok iyi kesiciler değil. Hatta Melih Paya pozisyonu terk edip rakip ceza aslında koşu falan atan bir altı numara. Böyle şahsına münasır bir oyuncu. Ve bütün bu detaylar Emre Can'ı defalarca zor durumda bırakmış. Yeterli savunma desteğini almadığı için etrafındaki oyuncular hamle hataları falan yaptığı için. Mesela hani Bursa ile oynadıkları maçta buna çok iyi bir örnek gördüm ben. Mesela Melih ve Eslem ikilisi merkeze gelen e, Alaskarov'a uzak kalıyorlar. Emrecan bunu görüyor ve ona göre konum alıyor. Ona göre hamle yapıyor. Yani o farkındalığı göstermesi, benim etrafımdaki arkadaşlarımın hatalarını toparlıyor olmam gerekiyor. Sorumluluğunu falan bu yaşlarda sahiplenmesi bence gayet önemli ve bunları da iyi idare ediyor. Ha, yani yetersiz kaldığı olmuyor mu? Oluyor. Mesela Duhan'ın işte kötü müdahale ettiği bir top Emrecan'ı da yanıltıyor. Devamında gol yiyorlar falan. Ümraniye ile oynadıkları maçta ama çoğunlukla ben etrafındaki arkadaşlarının yaptığı hatalara ya da böyle dengesiz belirsizliklere iyi tepki verdiğini gördüm. Onları iyi sezdiğini gördüm. Mesela stoper partnerleri de çok değişiyor sezon boyunca. Hani Beşiktaş'ta bu tarz durumlarda kendini çok daha az bulacak yani Emrecan. Çünkü bir kere önünde yani ligin en iyi kesicilerinden bir tanesi olacak Josef. Ligin en iyi ön alana doğru baskı yapan sekizlerinden bir tanesi olacak Jetson. Arkasında ligin en işte kariyerli ve dominant olmasını bekleyebileceğimiz stoperlerinden bir tanesi olacak. Böyle takım arkadaşlarıyla Emrecan biraz daha rahat edecektir bence her şeyden önce. Hani Solbeck performansı tabii ki çok önemli olacak. Çünkü Rıdvan gitti mi, gidemeyecek mi falan. Frankfurt'ta olan durumu belli değil. Yani oradaki asıl soru işareti şimdilik en azından etrafındaki takım arkadaşları bakımından sol bek gibi gözüküyor ama diğer parçalarda son derece sağlam bir destek alacağını söyleyebiliriz. Bir de şunu unutmamak lazım. Varın olmadığı bir ligden geliyor. Ona alışması biraz uzun sürebilir. Ben hatta bu şekilde hem işte İstanbulspor'un verilmeyen ofsayttan attığı gol gördüm. İstanbulspor'a karşı verilmeyen ofsaytlar falan gördüm. Hakemler orada hem bazı pozisyonlarda offside olmasa bile zart diye bayrağı kaldırabiliyorlar ve oyunu durdurabiliyorlar. Bu da stoperlerin çok daha fazla yan hakeme güvenerek oynamasına sebep oluyor. İşte bu konuyu zaten biliyoruz. İlk başta futbolcular çok şikayetçi olmuştu bundan ama zamanla alıştılar 2-3 sezon içinde. Fakat Emre Can'ın buna ilk defa alışıyor olması gerekecek. Ve yan hakemlere güvenerek oynamayı biraz unutması lazım Beşiktaş'a geldiği zaman. Peki Valerian İsmail dediğimiz zaman direkt fizik kalite istiyor. Evet. Sense Emre Can'la ilgili mesela ayağı ve tekniği çok daha iyi dedin, potansiyel dedin. Bir eksik olarak biraz atletizminden bahsettin. Ee, İsmail'le uyumu biraz zor olabilir mi? Ne dersin? Hani tam olarak İsmail'in aradığı stoper mi? Bence henüz değil. Ama ona evrilme şansı var mı? Bence var. Netice itibariyle sadece 1500 dakikalık tecrübe yani profesyonel tecrübesi olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Çok ciddi bir gelişim göstermesi lazım. Ve işte Sayıs gibi bir partnerle bu gelişimi göstermesini bekleyebiliriz. Hani İsmail'in bence Emrecan'ın videolarını izlediği zaman... ...benim bunu kesinlikle değiştirmem lazım dediği bazı şeyler olabilir. Mesela bunlardan bir tanesi Erzurum'a karşı oynadıkları maçta... ...Eren Tozlu'yu nihayetinde savunduğu bir savunma sekansı var. Ama büyük ihtimalle <laughs> Valerian İsmail Emrecan'a o videoyu izletecektir ve diyecektir ki... ...bak burada senin yaptığın savunma çok güzel, çok iyi ama benim senden istediğim şey o topun ilk sırtı dönük alındığı anda basman ve o topa aldırmaman diyecektir büyük ihtimalle. Emre Can İstanbulspor'da belki de teknik direktöründen aldığı şey böyleydi, takımın tertibi böyleydi belki. Onu çok e, emin olamayız. Fakat genellikle geriye doğru giden ve savunmayı geride kurduktan sonra hamle yapan bir oyuncu. İstanbulspor'da böyle savunma yapan bir takım. Fakat İsmail bunu mümkün mertebe ileri çıkarak rakibi ileri doğru püskürterek yapmasını isteyecektir Emre Can'dan. Ee, bunun gibi birkaç örnek var. Erzurumspor'la oynadıkları maçlardan özellikle birkaç tane not var. Hani fiziksel olarak gelişimini evet bir şekilde sağlayabilir İsmail ama bu hani zihinsel değişimler, karar verme değişimleri biraz daha uzun sürebilir. İsmail'in başını bu artabilir. Çünkü şunu biliyoruz ki İsmail sağ stoperinin ve sol stoperinin sürekli olarak ileri doğru çıkıp rakip yarı sahada rakiplerini şey yapmak, bozmasını istiyor arkadan. Sezonun devamında Emrecan bunları çok daha fazla yaptı bu arada. Bu ümit verici bir şey bence Beşiktaş açısından. Özellikle playoff maçlarında çok daha agresif bir Emrecan gördük sezonun öncesine göre. Bütün bunlar İsmail'in istediği stopere bir gün dönüşebileceği sinyalini bana veriyor. O yüzden gene İsmail'in başında olduğu bir takımda bu gelişimi beklemek makul bir beklenti. Ve hani İsmail, Valerian İsmail'in gördüğü zaman ha işte bak ben bu yüzden bu oyuncuyu istiyorum dediği pozisyonlar da var bu arada tam olarak İsmail'in kafasındaki şeyi yaptığı pozisyonlar da var. Kocaeli Spor maçından bir tane örnek vardı. Arka arkaya 2-3 tane çok agresif hamle yaparak sürekli öne doğru rakibi püskürtüyor. En sonunda rakip yarı sahada topu kazanıp hücum başlatıyor. Mesela bunları yapabilecek kapasitesi var, yapmışlığı var. Bunları görünce bence İsmail tamam belki eksikleri olan bir oyuncu. Tamam belki benim birinci, ikinci, üçüncü stoperim bu değildi. Ee, ama ben bu oyuncudan bir şey yaratabilirim. Benim istediğim oyuna evrilebilir diye düşünmüş olabilir. Ben bu bakımdan umut verici bir transfer olarak görüyorum Emre Can'ın. Ee, Netice-i kelam Beşiktaş'ın bu transfer dönemindeki en kritik parçanın stoper olacağı belliydi. Onun dışındaki mevkilerde ta işte Jetson'dan başlayarak aylar öncesinden Beşiktaş çok iyi bir süreç çıkardı. Santrifor'u çözdü, işte forvet arkasını çözmüş gibi duruyor. Mulekayla çok iyi bir stoper getirdi. Tek kalan parça sol stoperiydi. Abdülkerim Bardakçı için çok uğraştı ama onun Galatasaray'a gitmesiyle bir risk almaya mecbur kaldı. Çünkü bunu yerli yapmak zorunda. Kural yüzünden. Bunlar arasındaki de birkaç alternatiften en iyilerinden bir tanesi olarak Emre Can öne çıkıyor aslında. Yani alınması gereken bir riski alıyor Beşiktaş. Bu bakımdan da yani çok eleştirilecek bir yanı da yok bu transferin. Ama hani eğer işin finansal boyutu biraz daha Beşiktaş'ın lehine olsaydı hatta son derece başarılı bir genç oyuncu hamlesi diyebilirdik ama işte 2 milyon euro bonservis ve bir sonraki satıştan işte... %25, %50 gibi rakamlar konuşuluyor. Bir payın İstanbul Spor'a verilecek olması finansal açıdan biraz şüpheli bakmamı sağlıyor bu transferi ama onun dışındaki bütün donelerde ben mantıklı bir hamle olarak görüyorum ve Beşiktaş'a uzun vadede faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ağzına sağlık Bülent. Teşekkür ederim. Ee, ve sizlere de çok teşekkürler izlediğiniz için. Transfer dönemi boyunca oyuncu analizlerimiz sürecek. Siz de bunları e, takip almak için e, bildirimleri açmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki bölümlerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.